Bakın burası Ürdün Amman'ın biraz arka sokakları ve tüm evler genellikle bu Ürdün Amman'ın çevresini, bu merkezinin çevresini simgeleyen bütün evler aynı bu şekilde iç içe geçmiş durumda. Bakın aynı şekilde karşıda da görüyorsunuz ve karşıda da görüyorsunuz ve bütün bu evlerin hiçbir şekilde çatısı yok. Biraz mimari olarak kilise andırıyor diyebilirim. Adana'nın bazı sokaklarını andırıyor olabilirim. Urfa'nın arka taraflarını andırıyor olabilirim. Andırıyor diyebilirim. Ama insanlarda ciddi söylüyorum inanılmaz derecede bir sıcakkanlılık var. Ve Türk'üm dediğiniz zaman ciddi anlamda size ilgi gösteriyorlar. Ve ciddi anlamda bir Türk sevgisi var diyebilirim. Şu arada bir şey gördüm ama inşallah başıma bir şey gelmez. Şu araya bir girelim bakalım. Burası şey. Burası da ulan başka bir pazar bulduk ha. Çok güzel ya. Yine aynı bu şekilde Asya ülkelerinde olduğu gibi tavukları dışarıda satıyorlar. How much? One half. Two dinar. Yani şunun fiyatı 65 lira. Bunun fiyatı 90 lira. Balık. Burası biraz böyle sakatatçılar gibi. Biraz daha kapalı bir pazar alanı, biraz Asya'daki pazarlara, daha doğrusu Kazakistan veya Kırgızistan'daki halk pazarlarına benzettim. Biraz daha böyle geldiğiniz zaman, böyle Ürdün'ün, Amman'ın arka sokaklarına girdiğiniz zaman harbiden böyle halkla, yerel halkla daha fazla iletişim kurma imkanı buluyorsunuz. Şöyle bakalım, o anlatmıştım size, bu abi işte burada sizin yaptığınız alışverişte size şu anda taşıyor. No thank you. Bu şekilde. Buradan da. Abi bunlar açıkta bir şey olmuyor mu? Gördüğünüz gibi etler de ciddi anlamda dışarıda. Burada isteğinize göre satıyorlar. Her tarafta kiraz ve üzüm satanları görüyorsunuz. Evet abi. Burası elektronik eşyacılarının hep yapıldığı böyle mini bir pazar, mini çarşı. Gördüğünüz gibi aşağıda ciddi anlamda. Abi burası biraz Asya ülkeleri gibi ya. Filipinlere benziyor. Burada bir elektronik tamircisini görüyorsunuz. Adam tamir etmeye çalışıyor. Aşağıya ineyim mi? Vallahi merdiven biraz şu anda fazla oldu. Karnım aç. Biraz öyle bir enerjim yok. Bir de şu pazardaki arkamda konuşan mikrofonlardan, hoparlörlerden ciddi anlamda daraldım. Gelir gelmez dikkatimizi çeken bir Orta Doğu ülkesi olmasına rağmen, bir çöl ülkesi olmasına rağmen Suudi Arabistan'dan daha fazla yeşilliğe ve yeşile önem vermeleri ve gelir gelmez hissettiğiniz bir şey, sanki Türkiye'de bir şehre gelmiş gibi hissediyorsunuz. Sürekli bir ağaç ekimi, sürekli bir yeşil ağaç görüntüsünü her yerde görebilirsiniz. Jelibon'un bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Böyle kiloluk paketlerde ciddi anlamda jelibon satıyorlar Ürdün'ün Amman sokaklarında. How much? One dinar. 6 dinar. If you want something for 2 dinar, 1 dinar. Ha, it's okay. Okay. Maybe come back. I am full. Thank you. Where are you from? Turkey. Arkadaş, eyvallah. Hızlı bir şekilde Ürdün Amman sokaklarında yürürken sürekli göreceğiniz şeylerden hediyelik eşyacıları gördük. Jelibon satanları gördük. Bu şekilde köşe başlarında ciddi anlamda meyve suyu satan dükkanları çok çok görebilirsiniz. Ürdün'de resmi din İslamiyet olarak geçiyor.
şeriatla yönetilmiyor. Şeriatla yönetiliyor gibi gözükse de normal medeni kanuna göre normal hukuk çerçevesinde yasal işlemlerinizi yürütebilirsiniz. %95'i Müslüman olan ülkenin genel olarak mezhebi Sunni'dir. %5'likte de Hristiyan bir nüfus yaşıyor. Ürdün'ün başkenti Amman'a geldiğiniz zaman kiliseleri görebilirsiniz. Amman'ın merkezi downtown'a girdikten sonra öyle bir cami mimarisine denk geldim ki Ömer bin Hattab zamanında yapılmış İbni Hüseyin Camisi. Girer girmez size bu şekilde böyle bir şadırvanımsı bir şey karşılıyor. Yerler böyle bu şekilde mermer. Büyük ihtimal daha sonradan bunlar restore edilmiş ama içerisine bayıldım. Ve size de göstermek istiyorum. Böyle farklı cami mimarileri beni çok mutlu ediyor. Size de hemen içeriği göstermek istiyorum ama içerisi böyle sanki bir nasıl söyleyeyim resmen sizi içerisinde kucaklıyor diyeyim. Yani bir tabir bulamadım. Bakın caminin şimdi bir tarafından girdik. Şu güzelliği görebiliyor musunuz? Ve şu anda biraz şeyler sütunları bu şekilde giydirmişler. Avizeleri var. Ve burası yaşlılar için, hani bizde sandalye var ya, bildiğimiz döşeme koltuk yapmışlar arka tarafına. Şu yukarısı müezzinin yeri. İmamın hutbe, cuma hutbesinin yapıldığı yer. Çoğu Asya ülkesi dahil gezdiğim çoğu camide bu hutbe olayına biz denk gelmiyorduk. Arabistan'da da denk gelmedim. Yani tabii hepsini gezmedim ama denk gelmedim. Hutbe olayını ilk defa bu şekilde gördüm. Bakın bizim biraz Beyşehir'deki tarihi camiyi de andırıyor. Selçuklu dönemine ait. Şu şekilde minberin güzelliğine bir bakın. Bu şekilde rahleler var. Yan tarafları normalde hep çini ve mermer üzeri. Bu şekilde uzunlamasına bir cami, avizeler var ve inanılmaz derecede çok güzel gözüküyor. Yani burada olup bir iki rekat tabii ki inanışınıza göre kılmanızı çok ama çok isterdim. Şu şeye bir bakmak istiyorum. Acaba ahşap mı, mermer mi? O mermer bu. Ahşap. İnanılmaz bir şey ya. Böyle çok büyülendim ya camiden. Böyle bir şey oldum. Size de göstermek istedim. Çok güzel. Allah yaptıranlardan razı olsun. Ve burada bugüne kadar namaz kılanların bütün günahlarını ve kaçırdıkları namazı kılmış gibi kabul etsin inşallah deyip çıkıyoruz. Abi kapıdaki detaylar falan böyle renk renk çok güzel ve camiden çıktıktan sonra belki içerisi şu anda karanlık. Bu şekilde bir avluya çıkıyorsunuz. Şu şekilde yukarıdaki avizeleri görüyorsunuz. Şurası galiba şey abdest alma yeri. Burayı da size göstermiş oldum. Ürdün Amman'da ziyaretimiz ve gezimiz devam ediyor. Ürdün Amman'da şehir merkezine geldiğiniz zaman downtown merkezinde İbni Hüseyin camisini gördüm. Yan tarafında Sukka pazarı var. Şimdi sizinle birlikte o pazarın içerisine böyle bir giriş yapıyoruz. Bakalım nasıl bir pazar. Acur yemeğiyle bayağı bir uzun zaman oldu. Acur. Üzümler çıkmış. Güzel meyveler var. Baharatçılar var. Bunlar hep Suriye cipsi. Bildiğiniz gibi. Tahin. Tahini böyle büyük tenekede alan var mı? Tabii bunların en meşhur şeyi böyle humus olduğu için genellikle büyük büyük tenekelerdi. Biz onlarda zeytinyağı satıyoruz. Adamlar onlarda tahin satıyorlar. Aynı şekilde incir, baharatçı. Farklı bir şey. Ooo dutlar var. Kameraman görmedi inşallah. Burası biraz biraz Mısır çarşısı gibi düşünebilirsiniz. Turistik bir çarşı diye geçiyor. Yani baharatçıların ve ürünlerin olduğu yerleri görebilirsiniz. Yani Amman'a geldiğiniz zaman nereyi gezelim dediğiniz zaman genellikle bu pazarı da gezilecek yerler arasında şey yapıyorlar. Very nice voice. Tamam. Tamam.
Abi gerekli bir şey de değil ya. Yani kızmasınlar ama karpuz çekirdeklerini bu şekilde baharatlayıp karşı tarafta fırında aynı bizim çekirdeği kavurduğumuz gibi kavuruyorlar. Ama tadına baktım yani gerekli bir şey de değil. Bir de değişine baktım. O anne yaradı. Abi vallahi beğenemedim. Kusura bakmayın. Ürdün'de gezimize devam ediyoruz. Halva kilo lebne bilirten helva kilo zeytun bilirten kilo mukhallal bilirten kilo mekdus bi 3 lira. Abi dediğim gibi ya kilo halva Antep veya Hatay'da dolaşıyorsun, peynirciler, zeytinciler hepsi birbirine benziyor. Hala kendimi bir ülkedeymişim gibi hissetmiyorum. Bir de şu mikrofonlardan ne sesi geliyor bir çözebilsem. Bir ara şeyci vardı ya, kaplamacılar. Her türlü ehliyet, kimlik vesaire kaplanır diye. İstanbul'un en güzel semtlerinin, en güzel meydanlarının arasında o sesi duyardık ya. Biraz ona benzettim. Orada da vardı çünkü. Hadi bakalım. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz ama böyle bir pankek pankek veyahut da waffle hamuru gibi düşünebilirsiniz ama bu öyle bir şey değil. Dün ben bir önceki videoda görmüştünüz, Adana'nın bir tatlısına denk geldim. D tatlı, içi normalde Adana'da kaymak oluyor ama burada böyle muhallebi gibi bir şey katmışlar. Onun pişmemiş hali. Bunu bu şekilde alıp evinizde yağda, fritözde kızartıp o tatlıya ulaşabilirsiniz. Ama sıcak sıcak 6 aydır da yemediğimiz için çok güzel geçmişti. Pazar gezmemiz, farklı ürün bulmamız devam ediyor. Sıkılmak yok. Hemen devam ediyoruz. How much? Half dinner. One dinner. Half. Half dinner. Oo. Yani şu şöylecene 20 TL. Yani yarım dinar, bir dinar bile değil, yarım dinar, 25 TL bence de iyi bir fiyat. Ha, ben sorayım. Haber ama şunu bir kokla bir. Tam anlamadım ama cemit memit diyorlar. Ha ya, okey okey. I know. No. Yes. Of, bu ne abi? Buna Hint inciri diyorlar. No. Çok. What? Arabic? No. No, only look. No. Ha, okay. Oh, okay. Is okay. Oo, evet. Yeah. Adam beni tam uyardı. Ben acaba hijyenden dolayı mı onu şey yapmaya çalışıyor dedim ama elim her tarafım şey oldu, diken oldu. Bu Hint inciri. Adana'da ben bunun tadına bakmıştım. Of, elim her tarafı şey oldu ya. Okay, thank you. How much? One box, one GD. One GD. Yani şu şekilde 25 kuruş. 25. Yes. One GD. 1 GD, 1 kilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 GD. Okey, 1 GD. Okey. Yani şu gördüğünüz şu şekilde 45 lira, 1 dinar diyor. Hint inciri ama şu anda elim çok kötü. Ha, normalde eldiven kullanıyorsun. Abi vallahi billahi o Hint incirini ben Adana'da denemiştim. Eğer Adana'ya giderseniz mevsiminde, bu mevsimde giderseniz tavsiye ederim. Ama güzel güzel meyveler gelmiş. Kameraman da görüyor bunları ama yapacak bir şey yok.
Biraz ön caddeden arka sokaklara gittiğiniz zaman bulmak istediğiniz ne ürün varsa çok kolay ve çok güzel bir şekilde bulabilirsiniz. Tabii ki ön sokaklar biraz hediyelik eşya ve şeyle alakalı bir durum. Ama arka taraflara gittiğiniz zaman şehrin eskiliği ciddi anlamda kendisini belli ediyor ve hissettiriyor. Abi kiraz almak şart oldu. Gördüğünüzde bir tane kumaşçı. Bakın çok sade, çok güzel. Bu şekilde Türkiye'den hazır orada büfeleri de gördünüz. Olabildiğince bu Amman şehrinin en işlek caddesi bu iki cadde ve boydan boya ciddi anlamda bir 5-6 kilometrelik bir alan gidip dolaşabilirsiniz ama mimari oldukça eski bir yer. Yine aynı şekilde burada falafelciler. O dün yediğimiz Haşimi restoranda bayağı temiz ve hijyen ve şey olarak görmüştük. Şimdi bu ön taraftaki caddeden arka tarafına geldik. Burası biraz daha artık yerel ama şu görüntüyü size göstermek istiyorum. Abi her dükkan önünde o var ya, o ses var, o hoparlör sesi var. Görüyorsunuz Amman'ın arka tarafları bu şekilde böyle ev ev içe geçmiş. Biraz size kilise andırıyor diyebilirim. Kiliseler bilirler. Biraz belki Adana'nın bazı sokaklarını andırıyor olabilir. Ciddi anlamda evlerde çatı yok. Çünkü yağmur yağan bir yer değil. Sürekli sıcak. Okay. How much? 1 GD. 1 GD. Yes. Hayran diye geçmeyin, meyve suyu. Abi bu mikrofon sesi Ürdün'ün her tarafında ya. Oo. Ekşilik köy ayranı inanılmaz. Allah. Tamam. Ayrancıyı övdük meyve suyu veriyor diye ama bizden kaçar mı? Bir tane daha istedim. Üzerini kapattırmadım köpüğünü yemek için. Lü 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 lü. Oh. Kameraman. Hadi bir tane daha. Oo. Oh. Bu ayran için Ürdün'e gelinir. Biraz kalabalıklaşmaya başladı şehir merkezi çünkü ciddi anlamda akşam olmaya başladı. Ürdün'ün nüfusu yaklaşık 10,5 milyon ve başkenti şu anda içinde bulunduğumuz Amman şehri ve şehir inanılmaz derecede sıcakkanlı insanlarla dolu. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bunu her ülkede söylemiyorum. Özellikle de Türk'üm dedikten sonra ciddi anlamda size sıcakkanlılıklarını gösteriyorlar. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde bir akşam yemeği sonra günü sonlandırıyoruz. Benim videomda sıkılmak yok. Sıklana para iade. Hadi gidiyoruz. Gece gezmesine çıktığınız zaman her köşe başında meyve suyu satan insanları görebilirsiniz. Bakın bir bu köşede var. Kameraman bir de diğer köşeyi göster. Bir de arkamdaki köşede var. Biraz sesten boğazımda sıkıntılar var. Hemen lezzet turumuz orijinal sıkılmış portakal suyuyla devam ediyor. Bunun fiyatı bir Ürdün dinarı yani 40 TL. Tamam mı?
Kokteyl. 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 Kokteyl.